Başkent Postası Diyarbakır Haber ortak yayınındayız. Yerel yönetimlerin nabzını tutma anlamında siyasi partilerin adaylarını gezmeye, onların Diyarbakır'la ve ilçeleriyle alakalı vaatlerini dinlemeye devam ediyoruz. Yanımızda misafirlerimiz var. Onları tabii tanıyalım öncelikle. Öncelikle merhaba, hayırlı günler, hayırlı Ramazanlar. Hayırlı Ramazanlar, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Mahmut Yahya Kılıç. 1994-99 belediyeciliğinde, belediyecilikte isim yapmış, nam yapmış. Mehmet Hanifi Kılıç Bey'in oğluyum rahmetli. Evet, Allah rahmet eylesin. Allah razı olsun. Hemen yan tarafındaki misafirimi de tanıyalım. Sizi tanıyabilir miyiz efendim? Doğan Şenlik, Kayapınar Yeniden Refah Partisi 1. Sıra Meclis Üyesi adayım efendim. Evet, hayırlı olsun. Evet, Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Amacımız halka hizmettir. Halka hizmeti de her zaman hakka hizmetle aynı şiarla görüyoruz. İnşallah Cenab-ı Hak bizleri muvaffak eyleyecektir. Eyvallah. Şimdi Allah tekrardan size söz vereceğim inşallah. Ben tekrardan sağ tarafımda belediye başkan adayımız, Kayapınar ilçesi belediye başkan adayımıza mikrofonları uzatacağım. Kayapınar'la alakalı ilçemiz için neler vaat ediyorsunuz? Projeleriniz, fikirleriniz nelerdir? Seçime az bir süre kaldı. Bununla alakalı Sayın Kılıç'ın Diyarbakırlar, özellikle Kayapınar bölgesi için düşünceleri nelerdir? Kayapınar için düşüncelerimiz şudur. Kayapınar nüfusumuz 450 binden oluşmaktadır. Kayapınar nüfusu bizler için biliyorsunuz, insan, vatandaşlar da, insanlar da bizim için değerli de kıymetlidir. En güzel hizmeti de hak ediyorlar. Bizim Kayapınar'la alakalı birçok projemiz var. Bazıları alışılagelmiş ama biz bunları projede kalmayacak. Bunları gerçekten fiili olarak da yapacağız inşallah. Bunlardan biri mesela halk ekmek fırınıdır. Bunu geldiğimiz gibi inşallah bunu en kısa sürede yapacağız. Halka ekmeği en güzel şekilde de ulaştırma çabasındayız. Onun haricinde biliyorsunuz birçok millet kıraathanesi var. Bizim zaten yeterince kıraathanelerimiz mevcuttur. Biz bunları BEM evlerine, yani belediye eğitim merkezlerine dönüştüreceğiz. Ve muhtarlarımızla bir araya geldikten sonra millet kıraathaneleri ve bazı yapımı bitmiş ama şu anda maalesef çürümeye yüz tutmuş yerler var. Onları da muhtarlarla beraber oturup istişare halinde mahallenin ihtiyacı karşılığında neyi gerektiriyorsa o şekilde hizmete açacağız inşallah. Onunla birlikte biz şey yapacağız mesela, araştırma hastanesi biliyorsunuz sınırlarımız içerisinde, Kayapınar sınırları içerisinde. Onunla birlikte bölge hastanemiz var. Bu hastanelerimiz var ama bunlarınla ihtiyacını giderecek bir şey daha var. Hasta yakınlarının ihtiyacını giderecek refakatçı uygulamasını, evet. Oralarda da ikamet, yani ihtiyaçlarını giderebilecekleri şekilde 1000 yataklı refakatçı refakatçıların kalabileceği sosyal alan tesisi kuracağız inşallah. Malumunuz bununla birlikte bizim şu anki mevcut kayyum, evet, bazı belediyenin arazilerini peşkeş çekiyor. Üzülerek bunu ifade ediyorum. Biz bunları peşkeş çekmeyeceğiz. Allah nasip ederse Birleşmiş Milletler olur, ticaret odası olur, onunla birlikte DESOP olur. Halkın yararına olabilecek, bize getirecekleri projeler için biz saha vereceğiz kendilerine. Yani arazileri kendilerine tahsis edeceğiz. Halkın yararına olabilecek bütün faaliyetlere öncü olacağız. Evet, onunla birlikte, rehabilitasyon merkezi. Malumunuz üzülerek ifade ediyoruz. Tekrar Uyuşturucu Mücadele Derneği var Kayapınar sınırları içerisinde. Evet. Geçenlerde kendilerini ziyaret ettik. Bizim için ne vaat edersiniz dediler. Biz vaatte bulunmayız. Biz hizmet için geliriz. Sizler talep edersiniz. Bizler de bunu yapmakla mükellefiz. İhtiyacınız karşılığında bizler de sizlerin önünü açarız dedik. Bunun önünü nasıl açacağız? Allah nasip ederse kendilerine bir söz verdik. Uyuşturucuyla Mücadele Derneği'ne. Dedik ki eğer biz gelirsek size yer tahsisinde bulunacağız. İnşasını da biz kuracağız. Uyuşturucuyla mücadelede elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Gayret göstereceğiz. Rehabilitasyon merkezleri kurmak adına. Evet. Tabii evet. Kayapınar ilçesi Sayın Başkan. Evet. Diyarbakır'ın şu an kalkınma noktasındaki en gelişmiş ilçesi. Merkez tabii, ilçe olarak. Tabii. Buraya bağlı çok sayıda da köy ve mahalle dediğimiz mezralar, alan var. Evet. Buna da sizin çalışma sahanız içerisinde. Evet, doğru. Buna da takip ediyorsunuz. Bunlara bilmek istediğiniz bir mesaj var mı? Bizim 34 tane mahallemiz var. Kırsal 27 tane. Bunlarda yol ulaşım, yani asfalt sorunu var. Bunlarla ilgili asfalt çalışmasını yapacağız. Onunla birlikte kısmen de olsa altyapı çalışmasını yapacağız. Onlar çok önemli çünkü bu hususta her yağışta sıkıntı yaşadıklarını dile getiriyorlar. Hizmet edilmediğini dile getirdiler. Allah nasip ederse imkansız değil bunlar. Zaten belediyenin asli vazifesi bunlar. Bunları yerine getireceğiz. Ama dediğiniz gibi Kayapınar zengin bir bütçeye sahip. Evet. Gelir anlamında gerçekten çok iyi.
Rahmetli babam biliyorsunuz 94-99 döneminde belediye borçlu devraldı. Evet. Allah nasip etti 53 milyar lira parayla belediyeyi devretti. Evet. Ve bununla birlikte 53 tane 54 tane de araç tahsis etti. Belediyeyi borçsuz ve Türkiye'nin 3. belediyesi olarak sırada yer edindi. Evet Sayın Kılıç, evet. Ben babanızla alakalı o çok önemli kısma geleceğim yazdım. Evet. En üstüyesi arkadaşımıza bir söz verelim. Kendisi aday. Kayapınar için sizler ne söylemek istersiniz? İnsanlardan ne tür, yani onlara ne tür mesajlar verip onlara ne tür destek görmek aynen istersiniz? Şimdi efendim malumunuz Milli Görüş Hareketi bu ülkenin tabii çözümünün ana merkezidir. Yeniden Refah Partisi de geçmişten geleceğe her zaman bir ufuk olmuştur. Bugün belediye ahlaklı belediyecilik diye bir misyonumuz var, bir kavramımız var. Genel Başkanımız bunu defaatle her yerde tekrar ediyor. Aslında ahlaklı belediyecilik kavramının dibini dolduran yegane şahsiyet merhum Hanifi Kılıç Bey'dir. Elhamdülillah bizler de bunun gururunu yaşıyoruz. Bu gaye ve paylar ışığında inşallah halkımıza hak ettiği hizmetleri yapacağız. Lakin bugün baktığımızda Kayapınar halkı gerçekten kandırılıyor. Kayapınar bugün Diyarbakır'ın en büyük ilçesidir. Türkiye'nin 26 vilayetinden daha büyük bir ilçedir. Yani 26 ilden büyük bir ilçe. Düşünelim bir Gümüşhane'den, bir İç Anadolu'nun, bir Bayburt'tan, birçok şehirden büyük. Ama bugün maalesef iş bilmez kadrolar, kayyumların getirdiği, liyakatsız kadrolar Kayapınar halkının parasını yani su gibi yere döküyor. Bugün yeni yerleşim bölgelerimize bakalım, araştırma hastanesi bölgesine bakıyoruz. Altyapı sıkıntısı var. Bugün 6 milyon 7 milyona bir konut alınan Kayapınar bölgelerinde altyapı yok. Bizler ne yaptık efendim? Seçim çalışmalarına başladığımızda gidip buhtalarımıza işarelerimizi yaptık. Yani sorunu ana kaynağında tespit ettik. Bununla ilgili çözüm önerilerimiz var. Bizler her şeyi liyakat ehliyle, yani hem Kur'an'ı bir misyon olarak hem de insani bir duruş olarak ehliyet ve liyakati esas alarak yerel mekanizmayı genişleterek çözüm önerilerimizi sunacağız. Evet, ben teşekkür ederim. Yani Kayapınar ilçemiz bugün sanayi altyapısı olarak da çok eksik. Diyarbakır'a hitap etmesine rağmen birçok yönde eksikliğimiz var. Onun dışında Kayapınar'da şu anda bizim baktığımızda çevre düzenleme sıfır. Nasıl çevre düzenleme sıfır? Her tarafa boş park yapmakla olmuyor. Parklarımız bugün güvenli alanlar haline gelmiyor. Partimizin mevcut sloganları içerisinde de var. Şehirlerimizi güvenli bir hale getireceğiz. Evet. Bugün Kayapınar halkının kullandığı dinlenme parklarını da inşallah güvenli hale getireceğiz Allah'ın izniyle. İnşallah. Biz buradayız. Halkımız korkmasın. 94 ve 99 döneminde nasıl cihanı şimul bir şekilde tarih yazdıysaksa 31 Mart sabahında da tarih yazmaya varız. Ve var olmaya da talibiz Allah'ın izniyle. İnşallah. Teşekkür evet ediyorum. Bize teşekkür ederiz. Sağ olasınız. Meclis üyesi adayımızın enerjisi yerinde. Ben tekrardan başkan adayımıza Sayın Kılıç'ın yanına geliyorum. Babanızla alakalı anlatılan ve hatta sadece Yeniden Refah Partisi'nin değil, milli görüş düşüncesine sahip birçok kişinin dile getirdiği bir belediyecilik evet vakası var, olayı var. Bunu birçok yerde duyuyoruz. Birinci şahidi olarak evladı burada. Merhum başkanımızın işe başladıktan sonra, işten ayrıldıktan sonra tekrardan bir esnaf olarak evet sebze pazarına gidip ekmek parasını kazandığını biz biliyoruz. Evet. Bununla alakalı neler söylemek istersiniz? Yani bir belediye başkanı düşünün ki işi bıraktıktan sonraki 3 gün, 4 gün sonra evine ekmek parası kazanmak için eski işine, yani sebze pazarcılığına geri dönüyor. Yanımızdaki kardeşimiz de merhum başkanın oğlu. Evet, söz sizde. Zaten dediğiniz gibi, dile getirdiğiniz gibi babam bir seyyar satıcıydı. Refah Partisi'nde 94 yılında aday gösterildi. Allah nasip etti, belediyeyi kazandık. 5 belediye o dönemde. Babam hiçbir zaman ne belediyenin bütçesini ne de belediyenin yatırımlarını peşkeş çekmedi. Zaten kişiliği de ön plandaydı. Hiçbir zaman partime hizmet edeceğiz de demedi. Halkımıza hizmet edeceğiz dedi. Bununla birlikte zaten belediyede hiçbir zaman ihale yolsuzluğu söz konusu olamaz. Kadrolarda peşkeş olamaz. Bunlar hiçbir şekilde söz edilemez. 94 yılında aldığı belediyeyi 99 yılında borçlu devraldı. Borçsuz bir şekilde 53 milyar lira parayla belediyeyi devretti. Sonrasında ne mi oldu? Tekrar işportacılığa, seyyar satıcılığa ve bir başka yerlerde, özel sektörlerde işçi olarak hayatını idame etmeye çalıştı. Soruyorlar işte, babanız size hiç mi bir şey bırakmadı? Elhamdülillah bize şeref bıraktı, itibar bıraktı. Biz de bugün
Onun izinden gidiyoruz. Allah nasip ederse onun yolundan gitmeye devam edeceğiz. Aynı düsturda, aynı şekilde belediyeyi inşallah biz de kazanırsak babam bıraktığı yerden aynı şekilde devam ettirmek istiyoruz. Biz de gazeteciler olarak takip edeceğiz. İnşallah. Seçimden sonra da inşallah tekrar görüşeceğiz. Dediğimiz Sayın gibi Başkanım, biz vaat vermiyoruz. Evet. İnşallah belediyeyi kazanırsak halkımıza en güzel şekilde, en layıkıyla milleti hizmete kavuşturacağız inşallah. Evet, teşekkür ederim. Sağ olun. Ben güzel bir Ramazan gününe Diyarbakır Kayapınar'dan yanımızdaki aday kardeşlerimizden sizlere esenlikler diliyoruz. Diyarbakır'da yerel seçimlerle alakalı gündemin nabzını tutmaya devam ediyoruz.